Gençler selam. Endokrin sisteme geçmeden önce soru çözümlerimi yapıp öyle geçeceğim. 20 soru hazırladım. Bu 20 soruyu detaylı bir şekilde çözeceğiz. Sizce önce durdurun, izleyin, sonra çözümlerini dinleyin. Videoya başlamadan önce de abone olmayı da unutmazsak memnun oluruz. Çözümlere geçiyorum. 2 videodan oluşacak toplam 10-10 devam ediyorum. Şimdi beyin ve omurilik etrafını saran zarları dıştan içe doğru sıralamanız istenmiş. En dışta ne bulunuyordu? Bir kafatası kemiğimiz vardı ki altta işte e, beyin yapımız yer alacak. Şurada en kafatasının altındaki şu zarımız sert zardı. Arada şöyle ne bulunacak? Örümceksi zar. Örümceksi zar. Onun en içinde de beyinle bağlantısını kurduğumuz e, ince zar yer alacak. Ve bu arada da Hemen şöyle rengini de değiştirelim. Şurada yani örümceksi zarla ince zar arasını dolduran beyin omirlik sıvısı yer alacak bizim için. Ne sormuş bize? Bunları dıştan içe doğru. Yani sert zar, örümceksi zar, ince zar. E, sert zar 2. Yani bu 1 olacak. Şöyle 2. Sonra e, arada örümceksi zar 2, 1 ve 3 olacak şekilde cevabımız A şıkkıdır. İkinci soruya geçiyorum. Hangileri ön beyni oluşturan bölümlerden değildir? Beyni 3'e ayırmıştık. Ön, orta ve arka beyin. Şöyle hemen işte her seferinde hatırlatıyorum resmin ne kadar önemli olduğunu. Resim dersiniz varsa lütfen önem gösterin. böyle anlatmak istediğinizi daha güzel anlatırsınız. Arkada şurada bir beyincik var. Şurada pons, şurada omirlik soğanı ve omirlik devam edecek. Burası arka beyin, şurada orta beyin. Geri kalan tamamı yani şuradan itibaren ki şurada da kıvrımlı bölge, şurada ara beyin. Bakın şurası neydi? Uç. Şurası da şöyle diyelim. Hadi şurası da ara beyin olsun. Bu bölge bizim için ön beyin olacak. Ve demiş ki bize hangisi ön beyin bölüm, bölümü değildir? Beyincik. Hocam bak beyincik şuraya çizdin. Beyincik nedir? arka beyinde beyincik. Şurada. Ara beyinlerde, ara beyin ön beyinde yapıştır. Pons, pons burada. Hemen şurada bu arka beyindir. Geç. Uç beyin zaten ön beynin iki kısmından biridir. O zaman 2 ve 4 olacak. Yapıştır ve geç hocam. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuzda omuriliğin yapısı ile ilgili. Bakın gençler omuriliğin yapısında omuriliğin enine kesit aldığımızda şu kesit şu devamı omuriliğin eee enine kesittir. Şurayı da şöyle alırsanız boyuna kesit. Şimdi ben enine kesitini aldım. Üstten bakıyorum. Şöyle bir görüntü olacak. İçte bir kelebek görüntüsü olacak. Şöyle. Şu da omurilik diyelim. E, beyinle ve beyincikten farklı olarak dışta ak madde, içte de boz madde yer alacak. Omurilik için konuşursak. Şunlar arka kökler. iki tane arka kök. iki tane de ön kök yer alacaktır. Şimdi sorumuza bakalım. Omirlerin yapısı ile ilgili hangileri doğrudur? Boz maddenin kök adı verilen 4 çıkıntısı vardır. Bu boz madde 1, 2, 3, 4, 2 arka 2, 4 olmak üzere 4 çıkıntı vardır doğrudur. Duyu sinirleri omiriliğe arka kökten giriş yapar. Ön kökten de çıkış yapar. Doğrudur. Ee, eline enine kestiğinde dışta boz. Hayır. Dışta ak, içte boz madde vardır. Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır diyorum ve devam ediyorum. İkinci şöyle. Hı. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde. Burada sinir sistemine ait bölümler verilmiş. Çevresel sinir sistemini oluşturur. Merkezi sinir sistemini kim oluşturuyordu? Beyin ve omurilik. Çevresel sinir sistemi de duyu ve motor bölümü tarafından oluşturuluyordu. Bakalım. Somatik sinirler ki motor bölüm somatik ve otonom sinir sisteminden oluşacaktı. Dolayısıyla şurası da çevresel sinir sistemi olduğuna göre doğrudur. Beyin, beyin ve omurilik merkezi sinir sistemine aitti. Otonom sinir sistemi de yine çevresel sinir sistemine aittir burada görüldüğü gibi. O zaman cevabımız 1 ve 4. B ederim ve geçelim. Beşinci soruya geldiğimde buna göre alışkanlık haline gelen hareketler merkezi sinir sisteminin hangi bölümü tarafından kontrol edilir? Alışkanlıklar, profesyonelleşmiş durumlar deyince aklıma gelecek şey 11'ilik olacaktır unutmuyoruz. Burada bir durum anlatmış işte bisiklet sürme, yüzme, örgü gibi faaliyetler önce beyinde öğrenilir fakat profesyonelleşince de omiriliğe geçer. Omirilik diyorum, geçiyorum. Burada hatırlatma için ön beyin istemli hareketler, omirilik soğanı, hayati refleksler, soluk alışverişi gibi durumları kontrol eder. Orta beyin dediğimizde, orta beyin işitme görme refleksi ve bir de yanında kas tonusunu ekleyeceğiz. Beyincik deyince de dengeyi unutmayacağız. Altıncı sorumuza geldiğimizde, beynin enine kesti verilmiş, ne demekti enine kesi? Şurada bir beyin yapısı olsa şöyle ee, bu buradan beynin iki tarafının yandan görünüşünü görüyoruz. Enine kesitinde şurada hatta bir yazalım. Bir nedir? Uç beyindir. Şurada beşi gördüm. Nedir hocam? Beyinciktir. Şu 3 numaralı gösteren ponstur. 4 omirilik soğanıdır. 2 ile gösterdiği de şu bölgede orta beyin yer alacaktır. Bakalım bir yeni bilgilerin öğrenilmesinde etkilidir. Uç beyin öğrenme faaliyetlerinden sorumludur. Doğrudur. Ve istemli hareketlerin, istemli kas faaliyetlerin geldiği nokta. Hatta şunu da hatırlatalım. Bir dahaki sorularda var. Mesela dışarıdan bir uyartı geldiği zaman bu dışarıdan gelen uyartıların algılanması nerede? Yine uç beyinde işte görme merkezi, dokunma merkezi gibi. Görme işitme refleksinin kontrol eder. Orta beyin Biraz önce söyledik. Görme, işitme refleksi. Vücut ısısının ayarlanmasını sağlar. Bunun ee, yapan kişi kimdir? Evet. Hipotalamus. Arada cevaplar geldi. Duydum. Ben duyuyorum burada. Emin olun. Devam ediyorum. Dört. E, kusma, hapşırma, öksürme gibi hayati olayları kontrol eder. millik soğanı doğrudur. 5 Denge, beyin doğrudur diyorum. Devam ediyorum. Şimdi geldik. Yedinci sorumuza şöyle bir saniye. Evet, Yedinci sorumuz. Orta beyinle ilgili. Biraz önce çözdük. Orta beyin neydi? Ee, görme, işitme, refleksi. Bir de kas tonusunu yöneten merkezdi. Hangileri doğrudur? Pons, omelüksana ve beyincikten oluşur. Orta beyin değildir. Bu, e, bu burada kastettiği nedir? Geliyor mu cevaplar? Ponso, soğanı, beyincik. Arka beyin bu. Tamam. Görme işitme refleksi ve kas tonusunu yapar. Doğrudur. O zaman cevabımız 2 ve 3'tür. 8. soruya geldiğimizde. Öksürme, çiğneme, hapşırma gibi hayati olayların kontrolü. Bunu artık öğrenmiş olmamız lazım. Omirilik soğanıdır. Beyincik deyince ben ne anlayacağım? Denge uç beyin, istemli hareketler, öğrenme davranışları, dış, duydan, dış dünyadan gelen uyartıların algılanması, pons, beyincik yarım kürelerini birbirine bağlar ve omirlik ile beraber solunum olayını kontrol eder. Ara beyinde kim vardır? Talamus, hipotalamus ve epitalamus diyeceğiz. Bunların görevlerini bileceğiz ve dokuzuncu soruya geçeceğiz. Somatik sinir sistemi ile ilgili Hangileri doğrudur? Somatik nedir? İstemli kas faaliyetlerinin yapıldığı çevresel sinir sisteminin bölümü. Çevresel sinir sistemini ne ayırmıştık? Duyu ve motor bölümü. Motor bölümü de somatik ve otonom sinir sistemi olarak ayrılmıştı. İşte bu somatikler istemli kas faaliyetleri. Otonom da e, otomatik olarak yani mesela iç organların çalışması istemsiz hareketlerin yönetildiği merkezdi. Hangileri doğrudur? İskelet kaslarına giden miyelinli motor nöronlardan oluşur. Doğrudur. Çünkü e, iskeletten bir kere iskelet kaslarını kontrol ediyor. Bir de miyelinli çünkü miyelin ne yapıyordu? Hızlı. Şimdi ben kolumu hareket ettirdim hızlı bir şekilde. Ama böbreğinizin çalışmasını kontrol edin edemezsiniz. Gerek yok. O yüzden miyelinsizdir onlar. Hızlı çalışmasına gerek yok. Otonomdakiler yavaş ve ritmik çalışırken somatik sinir sistemindekiler hızlı çalışırlar diyebiliriz. Bir doğru. Dolaşım, boşaltım ve endokrin sistemi işte bu kimin kontrolündedir? Otonom sinir sistemlerinin yürüme, koşma gibi işte kas faaliyetleri nerede yine? Somatik sinir sisteminde 1 ve 3 deriz. 10. sorumuza geçeriz. Merkezi sinir sistemi tarafından yürütülen yani kimdir bu? Beyin ve omurilik hangileri uç beyin tarafından? Beyni 3 bölüme ayırdık. Ön, orta ve arka beyin. Ön beyinde uç ve ara beyin. Yani uç beyin dediğimizde şöyle beyni hemen tekrar ısrarla ve ısrarla unutulmasın diye istiyorum. Şurası beyincik. Pons omirlik soğanı. Şu bölge, şu kıvrımlı olan bölge bizim için ne olacaktır? Uç beyin ne yapar? istemli hareketlerin dış dünyadan gelen uyartıların algılandığı bölge. Tehlike anında düşünerek hareket etme, düşünerek bilinçli bir faaliyet yapıştır. Kan basıncını düzenleme kimdedir? Ara beyinde yani hipotalamusta. Bize uç beyni sormuş. Soğukta e, bireyin titremesi yani vücut ısısının ayarlanması yine kimde? Yine hipotalamusta. Bize kontrol edilemez demiş. O zaman cevabımız 2 ve 3. Şimdi burada bitiriyoruz. 10 soru. İkinci 10 soru için diğer videoyu sizi bekliyorum. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. İyi çalışmalar, iyi dersler.